Değerli kardeşlerim, bugün gerçekten mutlu bir günümüz. Milli savaş uçağımız kanun uçtuğu bir gün. Onun için ne kadar gururlansak azdır. Şunu söylemek isterim size. Sadece bir uçağın uçması olarak değerlendirilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu bir iradedir, bu bir teknolojidir. Bu Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel bir emaredir. Biz birçok hizmet yaptık. 22 yıllık AK Parti hükümetlerimizde gerçekten hayal etmekte zorlanacağımız ya da ancak hayal edebileceğimiz birçok hizmeti yaptık. Bakın, dünyanın en büyük köprüsü olan Çanakkale'yi yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü. Bir mühendis ve yönetici olarak görev yapmış olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık. Yüksek hızlı trenleri yaptık. Marmara'yı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Geliyoruz Karabük'te yaptığımız birçok hizmetler var. 6-7 kilometre olan bölünmüş yolu 150 kilometrelerin üzerine çıkardık. 170 kilometrelere çıkardık. Sıcak karışım hiç yokmuş. Aşağı yukarı onu da benzer rakamlara 160 kilometrelere çıkardık onu. Burada yaptığımız dediğim gibi işler var. Planladığımız işler var. Sizler en çok merak ettiklerinizden bir tanesi mesela bir Filyos tünelini bitirdik. Değerli hemşerilerim. Oranın hani ne zaman ticari ulaşıma, ne zaman ticarete, serbest ticarete konu edileceği ile ilgili beklentileriniz var. Orada gerekli Enerji Bakanımızla da, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımızla da gerekli görüşmeleri ve yerinde tespit yaptık. İnşallah 2 seneye kadar orada da bu ticari işlemlerin başladığını beraberce görmüş olacağız. Burada Car Park projesi, belediye başkan adayımız sağ olsun bahsetti. Zaten başlamış olan bir süreç vardı. Biz onu hızlandırıyoruz ve Karabük'e inşallah güzel bir proje kazandırmış olacağız ve şehrin içerisindeki ne diyelim ayrışmayı birazcık da ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi 1939 mu? 37. O Karabük'ün kuruluşu, Kardemir'in kuruluşu 37. Bakın işte bugün arkadaşlar söyledi 14 hane mi 18 hane mi varmış o civarda? Yani öyle demek ki var. Demek nasıl? Öyle 13 hane. 13 hane. Bu yani demek ki onlu sayılarda hane var orada. Bakın. Geldi Kardemir kuruldu. Ve Kardemir kurulabilecek en güzel yere kuruldu. Sonra burada Karabük şehirleşme yolunda çok ciddi mesafe kat etti ve bugün buradayız. Tabii Kardemir'in bu seviyeye gelmesi de yine son AK Parti'nin gerçekten buraya verdiği kıymetle beraber oraya geldi. Aynı zamanda Devlet Demiryollarımız da o süreçte buraya geldi ve sizlere hizmet etti gerçekten. Ve o günkü ihtiyaçları karşılamak için şehirde ciddi bir yer tuttu. Şehirde ciddi bir yer işgal etti. Allah razı olsun, iyi ki de öyle yaptı. Şimdi orayı bir parka konu edebiliyoruz. Eğer orası tam bir şehirleşmiş olsaydı etraftaki mahalleler gibi çok bir şey konuşamayacaktık. Ancak oranın nasıl dönüştürüleceğini konuşacaktık. Nasıl bir orada millet bahçesi yapabileceğimizi, kar park yapabileceğimizi konuşacaktık. Şimdi o imkan var. Neredeyiz? Şehrin yaklaşık 4 kilometre dışında bir yeni yer bulduk. Orayla ilgili ön projeleri yaptık. Ön projelere, nihai projeye başlatıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yılın yatırım programını alırız orayı. Hani bu yıl olur mu olmaz mı ona gayret edeceğiz ama alırız ve öncelikle garı taşırız. Mevcut demir yolu ve istasyon yerinde kalır. Ondan sonra da belediye başkan adayımızın sizlere tanıttığı gerçekten şehircilik anlamına, sosyal donatılar olsun, yeşil alanlar olsun, kapalı mekanlar olsun ki çok çok az olacağını ben projeden görüyorum. Onlar da kalıcı ve nihai projelerini yapacaklar ve bunu şehrimize biz kazandıracağız. Karabük elbette daha fazlasına layıktır. Biz de Karabük'e hizmet etmeye çalışacağız. Onun için bu süreçte 31 Mart'a kadar olan süreçte biz AK Parti olarak biz
size neler yapabileceğimizi hep anlattık ki hiçbir zaman tutamayacağımız bir sözü vermedik. Ve bu siyaseti yaparken de asla kimsenin yanlışları, eksikleri üzerinden biz siyaset yapmadık. Asla beslenmedik bundan. Biz sadece daha iyisini yapmaya talip olduk. Bakın değerli kardeşlerim, siz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir daha eski, 2019 seçimlerinden sonra vatandaşımızın tercihinden dolayı AK Parti hükümetimizin durdurduğu bir proje hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız. Yok böyle bir şey. Biz vatandaşımızı tercihinden dolayı asla cezalandırmadık. Hizmet etmeye devam ettik. Ama diyoruz ki belediyeleri de bize verirseniz biz size daha iyi hizmet ederiz Allah'ın izniyle. Karabük'te de bu irade var. Biz de bu iradeyle beraber inşallah 1 Nisan'dan itibaren burada AK Parti belediyeciliğiyle de yolumuza devam edelim istiyoruz. Ben katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yarın sabah inşallah Şanlıurfa'ya gideceğim. Şanlıurfa'ya ne diyeyim Karabük'ten? Aleykümselam. Orada belediye başkanımız var. Eski bakanımız Bekir Bozdağ var. Karabük'ten inşallah onlara selamınızı da ben ileteyim. Allah yolumuzu açık etsin. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar olsun.